Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde veri tiplerine devam edeceğiz. Bu seferki veri tipimiz string. String veri tipimiz nedir? Daha önceki dersimizde number, boolean gibi veri tiplerini incelemiştik. Orada belli bir tür alıyordu. Mesela boolean, true, false gibi number işte sadece sayısal karakterleri aldığını söylemiştik. String ise bütün düz metinsel işte ne bileyim İçine sayı da barındırabilir, özel karakterler de barındırabilir. Bu tür karakterleri barındıran veri tipimizdir. Çok kullanabileceğimiz bir veri tipi. O yüzden birçok metodu da vardır. Daha çok metotlarını da kullanmaktayız. Hemen bir örnek vereyim. Var cümle string. Hemen diyorum ki hoş geldin. Şu şekilde tanımladım ve trace ile cümlemi yazdırdım. Bakalım. Gördüğünüz gibi ekranıma yazdı. Burada içeri demiştim sayı alabilir demiştim. 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Bakalım. Gördüğünüz gibi 10 da çıktısını verdi. Peki ben özel karakter kullanmak istiyorum demiştim. Örneğin slash kullanayım. Ve hata verdi. Neden hata verdi? Çünkü böyle özel karakterler kullanmak istiyorsam kaçış karakteri dediğim slash işaretim var. Yani yanına gelip bir tane daha slash koyduğum zaman gördüğünüz gibi yazdı. Çünkü bunu özel karakter olduğundan dolayı algılamıyor. O yüzden yani ekrana yazmıyor. Şurayı şöyle söyleyeyim. Bu şekilde kullandığımızda şuraya kadar olan kısmı yani şuraya kadar olan kısmı okuduğu için burada da çift tırnak ve noktalı virgül aradığı için hata veriyor. Bunu da önlemek için biz de önüne bir tane kaçış karakteri atıyoruz. Ben mesela şu şekilde kullanmak istiyorum. Bunu ekrana yazdırmak istiyorum. Bakalım hata verecek mi? Şu an gördüğünüz gibi hata vermedi. Ama ben yanına bir Adem yazalım. Direkt yanına yazması gerekiyor. Hatta İstanbul yazalım şöyle de güzel olsun. Gördüğünüz gibi bir alt satıra geçti. Ama ben bunu istemedim. Bunu yapmadım. O zaman yine ne yapmam gerekiyor? Başına getirip bir slash koymam lazım. Çünkü şu şekilde kullandığımda bunun anlamı new line yani yeni satıra geç demek oluyor. O yüzden ben bunun da ekrana yazdırılmasını istiyorsam bu şekilde ve yanına da İstanbul yazdırmak istiyorsam o zaman yapmam gereken bu. String ve tipinin kullanımı çok basittir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.